CNN Türk'te yayınlanan Gece Görüşü programında Sözcü gazetesi Ankara temsilcisi Saygı Öztürk, FETÖ ile mücadelenin nasıl yürütüldüğüne dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hande Fırat anlatılanlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Öztürk programda yaptığı açıklamada şu an firari durumda olan FETÖ'nün üst düzey isimlerinin 2015 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından teknik takibi alınması talebinin emniyet tarafından gündem yoğun denilerek geri çevrildiğini söyledi. Üstelik söz konusu yanıtı savcılığa veren emniyet yetkilisinin de bir ay öncesine kadar üst düzey görevde olduğunu duyuran Saygı Öztürk, üst düzey FETÖ'cülerin daha kaçmamışken teknik takibi alınmasını isteyen başsavcının da kızağa çekildiğini belirtti. Öztürk, yurtta sulh konseyinde kimler hangi göreve getirilecekti? Devletimiz halen bunları ortaya çıkarmadıysa büyük bir eksiklik vardır. Deliller sanıklar elinizde olmasına rağmen bunlar ortaya çıkarılamıyorsa o zaman başka bir şey var burada dedi. Fethullah Gülen de dahil edilirse örgütün önemli isimlerinin yurt dışına kaçtığının altını çizen Öztürk, bunlar darbeden önce kaçtılar. Bunlar Türkiye'de bulundukları dönemde takip edilsin, ilişkileri ortaya çıkarılsın diye Ankara'nın talebine elimizde yeterli personel yoktur. Yeterli teknik araç gerece sahip değiliz denildi. Bunların hepsi 2015'te darbeden hemen sonra oluyor. Yazıyı Cumhuriyet Başsavcılığı yazıyor. Ben belgeleriyle konuşuyorum. Cevapta ayrıca gündemin yoğun olması sebebi de takip edilmeme nedenleri arasında gösteriliyor. Benden bu kadar şeklinde konuştu. Programın sunucusu Hande Fırat ise Öztürk'ün söyledikleri karşısında ekranda büyük bir şaşkınlık yaşadı. Fırat yaşadığı şaşkınlığı neler diyorsun sen? Gerçekten olacak iş değil. Bu kadarı da olmaz. Bu çok garip sözleriyle dile getirdi.